Selam arkadaşlar. Bugün de ilginç bir türle baş başayız. Arkadaşlar bu türün hangi açıdan bakarsanız bakın vücudunun fiziksel görünümü yani dışa doğru uzayan fuzuları bir dikeni andırıyor arkadaşlar. Bunun zaten ismi diken böceği. Yani bu şöyle bir herhangi bir bitkiye tutunduğu anda, hareketsiz kaldığı anda o bitkinin bir yapısı gibi, yani o bitkinin devamı gibi bir dikene andıran bir görünümü olduğu için dış etkenlerden yani düşmanlarından, kuşlardan kendini koruyor. Acayip şekilde kamufle oluyor. Yani saldığım zaman neredeyse ben bile bulamayacağım. Bu derecede kamufle oluyor arkadaşlar. Yaklaşık olarak 10 milim uzunluğunda olan bu böcek ayrıca uçabilen bir tür. Ben bunun büyük ihtimalle dişi olduğunu düşünüyorum. Çünkü erkeklerin de boynuza benzer bir fuzu daha var. Alnının ortasında. Bu da yine dikene benziyor. Ama yani daha renkli diye erkekleri bunlara dişilere göre daha renkli ve daha iri. Biraz daha iri yani. Daha güzel görünümlü. Hatta bir türü var ki, ya da şöyle diyeyim, yani dünya üzerinde 3200 türü var. 600 çeşidi var arkadaşlar bunun. Bu böceğin. Yani bunun en ilginç olanı ise Bosadium glabellior denen türü. Yani bu böceklere herhangi bir şekilde ilgiliyseniz bu türü görmeniz şart. Acayip şekilde. Niye ki şart? Bu tür dünya üzerindeki en garip görünümlü canlılar arasına girmeyi başarmış bir tür arkadaşlar. Yani bu türler genelde nemli bölgeleri tercih ediyorlar. Yani ben burada bulduğuma açıkçası biraz şaşırdım. Şöyle ki hani kanalımda görünen bazı ilk videoların arasına bu da girmeye başardı. Türkiye üzerindeki ilk kaydı. Yani şöyle de bir şaşırtıcı bir olay daha var. Bu hayvanın dışa doğru uzanan fuzuları, yani dikene benzeyen fuzuları, aynı zamanda bu hayvanın antenleri. Binlerce kıldan oluşuyor tam çıkıntı, fuzuların çıkıntı olan bölümlerinde. Bu antenlerin hala daha günümüzde tam olarak ne işe yaradığı tespit edilememiş arkadaşlar, bulunamamış. Böyle de bir gizem taşıyor bu hayvan. Yani genelde bu böcek arkadaşlar gündüzleri avlanıyor ve yaprak bitleriyle besleniyor. Yani bu da çok iyi bir şey. Yani ormanlara ve bitki örtüsüne, hangi bölgedeyse o bölgedeki zararları otomatik olarak yok ediyor arkadaşlar. Bu çok faydalı bir böcek bu konuda. Ama tabii yayılım biraz düşük kalmış. Şöyle ki yani ömürleri boyunca bir defa çiftleşiyorlar. Ortalama 200-300 arası yumurta yapıyorlar arkadaşlar bunlar. Ama yani başarılı larvaların çoğu erişkinliğe ulaşsa da maalesef bu hayvan bir ay yaşıyor arkadaşlar. Yani yaşam alanı az olduğu için maalesef az görülüyor ve bu şekilde incelemiş olduk.